kafaların senin sandırlı. Türk Devletleri Teşkilatı'nın şu anda bir askeri gücü oluşturuluyor. İran'ın parçalanması durumunda Güney Azerbaycan Türklerinin haklarını korumak için İran'a müdahale edebilir mi acaba? Türkiye'de müdahale edecek, Türk Devletleri Teşkilatı'nı edecek Azerbaycan en birinci edecek. Türk Devletleri Teşkilatı'nın logosu ve bayrağı, 22 Ağustos 2012 tarihinde Bişkek'te düzenlenen ikinci zirvede bir basın toplantısı ile halka sunuldu. Logo ve bayrak üye devletlerin ulusal bayraklarının unsurlarını içeriyor. Buna göre Türk Devletleri Teşkilatı'nın logosu ve bayrağı, Azerbaycan Cumhuriyeti bayrağının yıldızı, Kazakistan Cumhuriyeti bayrağının mavi rengi, Kırgız Cumhuriyeti bayrağının güneşi ve Türkiye Cumhuriyeti bayrağının hilalinden oluşuyor. Türk Konseyi'nin 8. zirvesinde Türk Konseyi'nin adı, Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirildi. Teşkilatın gelecek perspektifini çizen, Türk Dünyası 2040 vizyonu belgesinin de kabul edildiği zirvede, Türk Devletleri Teşkilatı ortak ordusu kurma fikri de gündeme geldi. Türk devletleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin yanında, ortak savunma ve güvenlik kapsamlı bir askeri kuruluşun aktif olması gerektiğinin önemine vurgu yapıldı. Bu çerçevede ilk adımın 2013 yılında Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan arasında imzalanan kısa ismi takme, genel adı Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı ile atılmıştı. Türkiye'nin önce olduğu güç, BM Barış Gücü gibi çalışacaktı. Teşkilatın sembolünü bu ülkelerin kültürlerinde büyük bir öneme sahip olan at figürü oluşturmuştu. Logosunun üzerinde ise 4 ülkeyi temsil eden yıldızlar yer almıştı. Bu ordu, herhangi ülke veya kuruluşa karşı olmadığını açıklamasına ve bütün Türk devletlerinin katılmamasına rağmen, Avrupa ve Rus medyasında Turan ordusu olarak algılandı. Türk Devletleri Teşkilatı üye ülkelerinin, ortak Türk ordusu kurma çalışmalarını gizli bir şekilde yürüttüğü, önümüzdeki zirvelerde bunun resmiyet kazanacağı tahmin ediliyor. Ortak Türk ordusunun üye ülkelerden birine yapılacak herhangi bir saldırı karşısında acil müdahale gücü olarak kullanılması planlanıyor. Peki Şah rejimi gelirse Moğol rejiminden daha mı kötü olur size göre? MDTV YouTube canlı yayınında da bu konu gündeme geldi. Genel yayın yönetmenliğini Mustafa Gürbüz'ün yaptığı programın bu haftaki konuğu ise Güney Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi lideri Piruz Dilenci'ydi. Mustafa Gürbüz'ün sorularını yanıtlayan Piruz Dilenci, Türk Devletleri Teşkilatı ortak ordusundan bahsetti. İran'ın parçalanma sürecine girdiğini, ABD destekli Şah rejiminin tekrar iktidara gelmesi durumunda ise, Güney Azerbaycan Türklerini zor günlerin beklediğini söyledi. ABD'nin Irak, Suriye, İran ve Türkiye'den alınacak topraklarda bir Kürt devleti kurmak istediğini söyleyen Piruz Dilenci, Türkiye ve Azerbaycan bu gelişmeye kesinlikle izin vermeyecek. Türk Devletleri Teşkilatı ortak ordusu İran'a müdahale edecek dedi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın şu anda bir müdahale birimi, ani müdahale birimi oluşturuluyor. Yani askeri gücü oluşturuluyor. Böyle bir durumda, İran'ın parçalanması durumunda, Güney Azerbaycan Türklerinin haklarını korumak için böyle bir güç mesela müdahale edebilir mi acaba İran'a? Yine ben tekrar edeyim. Bu Türk Devletleri Birliği'nin falanın o askeri müdahale gerekliğinde yaratma başladıkları bir ortak ordu falan, askeri kuvvet. Bunlar, siz diyorsunuz, böyle bir şey için gerekirse bunlar müdahale eder mi falan. Bunlar zaten onun için yaratılıyor. Gerekecekse ve müdahale edecekler de zaten onun için yaratılıyor. Ama dediğim gibi, bakın çok muhteşem bir şeydir. Ve bir daha diyeyim, Türkiye gibi dünya çapında sayılan bilinen güçlü bir devlet bizim arkamızdadır. Kendi devletimiz, o biri Azerbaycan vardır falan vardır. Türkiye'de müdahale edecek, yeri gelince İran'da bizim menfaatimize uygun, bizim müdahale edecek. Türk devletleri teşkilatları da edecek, Azerbaycan en birinci edecek. Allah Türkiye devletine daha güç versin. Bizim arkamızdadır, bizim devletimizdir. Biz de onun askeriyiz. Allah Azerbaycan devletini güçlendirsin. Allah
Cumhur Azerbaycan'daki soydaşlarımızı ve genellikle İran'da yaşayan tüm milletlerle Allah konusun, Allah bu belaya bir an önce son koysun. Aks takdirde bu seneler sürecek, on binlerle insan ölecek.